Bir bayan izleyicimiz, ben çalışıyorum, iş yerimde erkekler de çalışıyor. Mutfakta çay almaya gittiğimde onlardan isteyemiyorum. Kendim almam gerekiyor. Mutfağa girdiğim zaman selam versem mi, vermesem mi kararsız kalıyorum. Ben bir bayan olarak bir erkeğe selam verebilir miyim diye bir fetva sorumuz var hocam. Bu soruyu size yönelteyim. Çalıştığı yerde erkekler de çalışıyor. Kendi ablamız da çalışıyor. Böyle bir sorumuz var hocam. Ya aslında selamdan önce şunu Evet. sormak lazım. Hani biz o ortamda çalışabilir miyiz? Mahrem namahreme uygun mudur diye onu sormak lazım. Ondan sonra ikinci soruda da tabii Rabbim kimseyi muhtaç etmesin, kimseyi ihtiyaç da etmesin. Bir kadın çalışabilir, müsaadesi vardır İslam dininde ama İslam'ın usullere göre olması lazım. La takrabu Allah diyor yaklaşmayın. Neye? Zina, zinaya yaklaşmayın. Hocam biz zina etmiyoruz ki. Ama bakın dışarıda zina edenlere. Hep aynı ortamda özellikle mesela erkek kadın karışımı olan yerlerdedir mesela. Bir bakın üniversitelerde, liselerde biz ilme karşı değiliz ama bir bakıyorsun üniversitelerde, liselerde kopmuş gidiyor olay yani. Hatta çoğu kişi hocam ne olur dua edin de evladım falancaya kapıldı bilmem ne oldu. Rabbim muhafaza etsin. O yüzden birincisi buna sormak lazım. İkincisi de dediğim gibi eğer sen yaşlıysan selam verebilirsin. Ama karşı tarafın bundan etkilenme durumu varsa vermeyeceksin. Hocam benim kalbim temiz. Allah burada kalp temizliğine bakmıyor. Allah diyor yaklaşma sana diyor. Hüküm verilmiş Hüküm yani. budur. Çünkü kalbin ne kadar temiz olursa olsun bizim ciddi bir nefsimiz var. Böyle peygamberlerin değil mi uğraştığı bir nefis var. Allah diyor ki nefsine yenilirsin. Veli de olsan, evliya da olsan kadınla baş başa kalma diyor. İşte ben Allah dostuyum değil mi? Allah dostuna Kur'an-ı Kerim'de biz kadını düşersin. erkeğe, erkeği kadına meyilli yarattık diye. Tabii meyil var hocam. Evet. Yusuf Aleyhisselam, Züleyha annemiz, Yusuf Aleyhisselam da meylettim diyor. Allah'ın değil mi lütfu, yardım, inayet olmasa ben de Züleyha validemize meylettim diyor. Züleyha annemiz çok güzelmiş yani. Annemizdir tabii ellerinden ayaklarından öperim ama demek istediğim hocam nedir? Anlatabiliyor muyum? Lütfen ve keremen yapabiliyorsanız daha mesela ev işleri almaya çalışın, internetten çalışmaya çalışın. Veyahut da sadece kadın ortamları. Mesela şu anda konfeksiyonlar ne kadar tehlikeli boyuta geldi. Evet hocam. Erkek kadın ne kadar karışık yaşıyorlar. Ben bir gün konfeksiyona gittim birisi ziyarete. Yani bir abimizi ziyarete gittim. Şey yani bir çay molası veriyorlar ya hocam. Çay molasında o kadın erkekler nasıl, hangi alemdeler ya? Nasıl yaşıyoruz ya? Yani ama bu ortamları onlara sunan patronlar da sorumlu. Ben şu patronu da gördüm mesela hocam. Bir katı sadece kadınlara vermiş. Onu da gördüm. Helal olsun. Veya sadece erkek. Evet de sadece erkeklere. Babam da. Mesela babası da tekstilci. O da sadece erkeklere. Ha hocam kadınlar lazım diyorsa o zaman kadınları bir ortama koyacak, kapatacak. Değil mi kıymetli hocam? Kesinlikle Bu hocam. da bu sefer ne olacak? Yani misal veriyorum. Yani bu, ne olursa olsun, hangi ortamda olursa olsun kadın Allah-u Teala meyilli yaratmıştır. Ailenin bitmesine sebep olur. Allah muhafaza etsin. Evet hocam.